tostun fiyatını mı yükselttin? Ama ne yapayım Kadriye teyze banca? O kadar alışveriş yaptık. Daha söyleyeceğiz biz o paraları. İyi yapmışsın iyi. Cezin hazırmış şimdi. Hazır sayılır. Ne bekliyor o zaman? Aman ben bir şey beklemiyorum be Kadriye teyzem. Kobra bekliyor. O beklediği için ben de beklemiş oluyorum. Ne yapayım? Kolay gelsin mahallemin kadınları. Sağ olasın. Ne oldu kız? Bu pazar düğünüm var. Naşa meydanda. Siz de gelin buyurun. Hayırlı olsun kız. Şengül, hani biz beraber düğün yapacaktık? Hı? Çifte nikah. Ayol ben kafayı mı yedim sizi bekleyeceğim? Sizin işiniz zor be anacığım. Bir ömür yetmez sizin düğünü beklemeye. Bak gelmemezlik yapmayın ha. Bekliyorum. İyi. Hadi kolay gelsin. Hadi. Hadi. Ha. Döndün mü? La ne zaman döndün? Ha. Atma. Dur be yanlış oldu. Vallahi sen öyle diyorsan öyle olsun be Cafer. Tamam. Hadi bayramlarda falan ara ha. Ben seni büyürüm. Hadi görüşürüz. Cafer miydi? He ya. Ne diyor? İstanbul'da yapamadım, memlekete döndüm diyor. Zaten sizin de canınızı sıkmak istemiyorum diyor. Bir de memurluk bana göre iş değil falan diyor. Babamın yanında kırtasiye dükkanında çalışacağım falan diyor. Onu diyor, bunu diyor işte ya. Of arkadaş ya. Sen de üzüldün değil mi? Üzüldüm tabii ya çiçeğim. İyi adamdı o be. Kız orasında değilim ben ya. Kirayı ne yapacağız? O 300 lira trenk indiriyordu biliyor musun? Evlilik işini nasıl halledeceğiz ya? Aman sana da bahane lazımdı zaten. Ne bahanesi kız? Ama senin niyetin yok kobra evlenmeye. Olsaydı şimdiye çoktan evlenirdik. Ya çiçeğim öyle deme ya. İmkanlar dahilinde düşün. Bak imkansızlıklar içinde yaşıyoruz ya. Ben şu kravatı 10 yıldır takıyorum. Yazık bana da yani. Onu bunu bilmem kobra. Bu iş çok uzadı ha. Evleneceksin evlenelim artık be yetti. Allah'ım yarabbim ya.